Merhabalar arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Merhabalar. Merhaba. İsim nedir? Gamze. İsim nedir? Ali Ebrar. Ahmet. Metin Özkan. Berkay. Ahmet. Tuğrul Külünkoğlu. Sinan Özsuy. Fatmanır. Yusuf. İsim nedir? İsim nedir? İsim Ahmet abi, senin isim. Murat. Tuğrul Bey, Giresunlusunuz değil mi? Giresunluyum. Vallahi Keşaplıyım. Ben Eskişehirliyim. Ben Hataylıyım. Hatay. Ahmet nerelisin? Denizliyim ben. Denizli merkez mi Ahmet? Merkez evet. Bayram yerini bilirsin. Tabii. Nasıl? Denizli kebabı güzeldir diyorlar. Doğru mu abi? Doğrudur ama işte yani fiyatı biraz yakıyor ama yani. Evet, iyi gene. Bayağı güzel fiyatı. Kebaptan daha güzel olabilir ama. Tabii. Aslen nerelisin Ali? Bartın. Köyler nere? Köy benim Kalıcıra Boyca. Ben Gümüşhaneli Günyüzüm. Alınca Köyü. Alınca Köyü. Balıkesir. Kayseri. Ankara. Elazığ. İzmir abi. Gamze nerelisin? Aydınlıyım. Giresun'da bildiğin turistik yerler nereler? Ahmet, Giresun'da gezdiğin turistik yerler nereler Ahmet? Giresun'da turistik yerler. Giresun'da bildiğiniz turistik yerler nereler arkadaşlar? Turistik. Giresun'da en güzel kale var. Karadeniz'in en güzel şehir merkezinde gezilip görülebilecek, gerektiğinde piknik yapılabilecek, ailecek oturulabilecek Giresun Kalesi var. Onun yanında doğal güzelliği olarak adası var. Yaylalar çok güzel. Peki önerebileceğiniz yaylalar nereler? En meşhurları Kümbet, Kulakkaya yani. Oralar çok güzel, Bektaş çok güzel. Mavi Göl, Kümbet, Giresun Kalesi, Bektaş Yaylası, Kulakkaya. Peki bu saydığın yerlerin hepsine gidebildin mi? Evet, saydıklarıma gittim. Giresun Adası, Giresun Kalesi, Giresun meşhur yaylaları Bektaş'tır, Kümbet'tir, Koçkaya'sıdır. Mavi Göl var, göller bölgesi var, Karagöl falan. Çıklık Kapı denen yer var. Şebin Karahisar da meşhurdur. Meşhur kalesi vardır. Tarihi yerleri çoktur. Meryem Ana gibi. Trabolu meşhurdur. Esfiyen'in meşhur Amazon kalesi vardır. Bildiğin turistik yerler nereler Gamze? Giresun Kalesi, Giresun Adası, Kümbet Yaylası, Kuzağlan Şelalesi, Hasan Tepesi. Bunların hepsine gidebildin mi Gamze? Yani birçoğuna gittim evet. Peki beğendin mi? Çok güzel. Giresun'da evet. Turist olarak nereye gezebiliriz? Adaya gidebiliriz. Başka? Kümbet Yaylası'na gidebiliriz. Topu biraz da ben alayım abi. Al kardeşim. Mesela bunların hepsine gittin mi Ahmet? Bunların hepsine gittim abi. Ondan sonra göllere gidebiliriz, belirli bazı göllere. Kale vardı, Giresun Adası vardı. Fatma'nın başka? Kümbet Yaylası var, Bektaş Yaylası da var. Peki sizi Giresun'da en etkileyen şey ne oldu? En etkileyen şey doğası oldu, ormanlar oldu, yeşilliği oldu. Bunlar Türkiye'de kolay kolay bulabileceğimiz yerler değil. Ve gayet güzel korunmuş bir şekilde burada. Bu önemli bir nokta. Ben şu an mezun olacak olan bir öğrenciyim ve buradan gitmek istemiyorum. Yani yaşadığım yere de hem benziyor ve küçük bir şehir, güvenli de bir şehir. Ben çok seviyorum kendi adımı. Peki arkadaşım, çok teşekkür ederim. Yani. Mavi Göl'e falan gitme şansın oldu mu? Olmadı ama yani öneriyorlar. Ben giderim bir gün. Peki yaylaları falan? Kümbet var benim bildiğim. Yani kışın falan kar yağdığı zaman güzel oluyor diyorlar. Geçen yıl arkadaşlarım gitmişti. Kale var. Evet. Giresun Müzesi var. Evet. Ara birisini. Giresun'da bildiğin turistik yerler nerelerde? Tamam, açmadım. Tamam, bunlar çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Peki Giresun'da bildiğiniz turistik yerler nereler? Kale, Giresun Kalesi var. Küre Yokuşu var. Dikmen Yaylası'nı dedim. Kümbet Yaylası. Adası var benim. Adası var. Peki bu saydıklarınızda hepsine gittiniz. Sen Küre Yokuşu'na gitmişe benziyorsun ama. Kıyasladığında nasıl Bartın'la Giresun arasında pek fazla fark yok ama. Yani Karadeniz illerinin çoğu birbirine benziyor. Ama bence her yerin, her ilin kendine özgü bir görünümü, kendine özgü bir kokusu vardır. Yani bunun fark edebiliyoruz. Mesela Giresun'daki Kümbet Yaylası'nı asla bir Amasra ile kıyaslayamam. İkisinin de ayrı güzelliği var. Peki Ahmet, Giresun'u beğendin mi? Giresun güzel yer ya. Peki üniversiteli arkadaşlara tavsiye eder misin? Daha iyi yerler var ama yani Giresun da güzel yani, gelmeli. Giresun yokuşu hiçbir tarafta yok Ahmet. Yani doğru. Ahmetciğim teşekkür ederim. Rica ederim. Plajları meşhurdur ama tabii ki plajlarımızı geliştiremiyoruz nedense. Belediyemizin bu konuda diğer iller gibi düzgün bir çalışması yok. Ben gelmişim 42 yaşına, belki bir 42 sene daha yaşamayacağım ama geriden gelenler yerlere varsın yani. Bu güzelliği yani tatsın, her insan tanısın bu güzelliği. Turizm ne kadar gelişiyorsa bu il de gelişiyor. Tamam mı? Abi çok teşekkür ederim. Buranın geçimi öğrenci üzerine. Evet. Tabrikası vesaire herhangi bir şey yok.
hani bir öğrencilere karşı biraz daha böyle bir değer verseler daha iyi olabilir yani. Şimdi biz ev tutmak istesek eve bile yok yani. Yurt desen yurt çıkmıyor. Ne yapacağız yani? Bizim bir yapacak bir şeyimiz yok burada. Dışarı çıkalım desek dışarıda doğru düzgün bir kafe falan vesaire bir şey yok. Hani buradan merkezde ev tutsak desek okulumuzda ters. Merkezde tamam canlı ama burada bir şey yok yani, bir aktivite yok. Sahile çıkıp yürüsek desek sahilde bir alan yok. Mesela spor bilimler okuyoruz hepimiz. Ve Giresun'da spor yapabilecek bir yer yok dışarıda. Peki arkadaş, teşekkür ederiz. Sağ olun.